Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size iPad mini'nin iOS 9 üzerindeki performansını sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ki ilk nesil iPad mini olma özelliğini taşıyor. Şöyle de görecek olursanız parmak izi okuyucu yok. Göremiyorsunuz daha doğrusu. 512 GB RAM'le geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ilk nesil olduğu için performans özellikleri bir hayli düşük. Size hemen böyle kısaca bir sizleri sıkmadan performans hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Mesela şöyle bir ekrana bir kilitleyelim öncelikle. Şöyle daha sonra açalım. Kilidimizi kaydıralım. Ve isterseniz önce şöyle size spotlight aramızı yapalım. Kasılıyor. Gördüğünüz gibi. Bariz takılma var. Bu gerçi telefonlarımızda bile kasılıyor. iPhone 6'da olsun. Ufak tefek takılmalar oluyor ama bunun da kasılmalar bir ayda fazla. Şöyle kameraya bir girelim. Kamera bu şekilde açıldı. Ayarlara gidelim. Hantallığı siz de görüyorsunuzdur. Şöyle hakkında kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. 9.1 sürümümüz mevcut. Şöyle ışığımızı da fulleyelim. Daha sonra arkadaşlar bir App Store'a girelim. Artık yarın sabaha doğru anca açılır. Bekliyoruz. Şu an geldi. 31 tane güncelleme var bu sette. Bu sebepten ötürü arkadaşlar güncelleme yapmak istemiyorum. Buradan da çıkalım. Facebook'a girelim. Uygulamalar arasında açılma süreleri kafanızda canlansın. Elinizde eski sürüm iPad mini'niz varsa iOS 7 veya 8 veya 6 varsa mümkünse 6 olsun. Sakın ha, kendi kişisel tavsiyem güncellememeniz yönündedir. Facebook'a baktık. Twitter'a bakalım. Twitter'dan sonra da arkadaşlar size bir Safari hakkında Twitter'da bu şekilde Safari'ye bakalım arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım, kendi sitesine girsin. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Safari'de uzun süre gezindiğim zaman, bir saat aşkın sürede gezindiğim zaman tarayıcıda kendi kendine atmalar meydana geliyor. Kasılmalar, cihazda ısınma meydana geliyor ve Safari hata verip ana sayfaya gönderiyor bizi. Herhalde bu iOS 9'da birlikte gelen bir sıkıntıdan ötürü olması gerek diye düşünüyorum. Şöyle herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sekmeyi kapatalım. Şöyle Google'da bir arama yapalım istiyorsunuz. Evet. Google'a Galatasaray yazalım. Mesela Hürriyet'te bir resim var. Hürriyet'te Galatasaray'la alakalı bir bakayım. Yani iOS 9'da iPad'in tek özelliği sadece internette surf. O bile bazen insanı bunaltıyor. O bile olmuyor artık. Sadece güzel güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Öyle düşünüyorum. YouTube'a girelim istiyorsanız. Bir video izleme performansına bakalım. Yani gördüğünüz gibi programların tepkime süreleri oldukça ağır işliyor. Mesela şöyle bir tane videoyu açalım. Daha önceki sürümlerde bu böyle değildi. Sizler de biliyorsunuz ki iOS 9'dan iPad mini biraz da video izleyebilirsiniz. Sıkmadan, bunaltmadan bunu da başarabiliyor. Bir de son olarak dilerseniz bir oyun performansına bakalım.
artık. Sabah yazan olur, açılır herhalde. Bir de en basit oyunlardan biri Subway Surfers oynadım. Kendini biraz yine dondu. Yeni geldi. Gerçi donmadan oynayamadık yani. Gördüğünüz gibi. Biraz kendine gelmesi gerekiyor sanırım. Daha sonra. Yani iPad mini de kısacası arkadaşlar oyunda oynayamıyorsunuz. Sadece internette birazcık surf. Dediğim gibi oyuna da adapte olamadım. İnternette surf yapabilirsiniz. Ufak tefek video izleyebilirsiniz. Çünkü çok izlediğiniz zaman tekrar şişme yapıp sizi ana sayfaya gönderiyor. Çökme yaşanabiliyor. Dediğim gibi fotoğraf çekip videolarınızı izleyebilirsiniz. iOS 9'da iPad mini, ilk nesil iPad'i tamamen öldürdüler. Kişisel fikrim ve şarj konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Uzun gidiyor. Zaten iPad'lerin pil ömründe bir sıkıntı yaşandığını hiç duymadım, görmedim. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi iOS 9'da tamamen bittiler. Kesinlikle bir önceki sürümlere güncellemeyin artık. iOS 6'da veya 7'de veya 8 varsa 8'de kalın. 9'a hiçbir şekilde güncellemeyin. Kişisel fikrim bu arkadaşlar. Kısa bir video olmasını istedim sizleri sıkmaması adına. Ufak bir bilgi edinmiş olmuşsunuzdur umarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.